Fransa'da Anayasa Mahkemesi emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten reformun yasaya uygunluğuna karar verdi. Fransızlar hem tepkili hem de hayal kırıklığı yaşıyor. Halk güvenimizi yitirdik diyor. Bu bir duraklama. Hiçbir şey değişmiyor. O bitti ve şu anda ne yaparsa yapsın insanlar ona güvenmiyor. Bu onun güvenini yitirdiği andır. Fransa'da iki kez seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron seçimler erkene alınmazsa 10 yıl iktidarda kalmış olacak. Ancak artık iktidarı Fransızlara göre eskisi kadar meşru değil. Bence o son 5 yıllık dönemini bitirdi ve gidişi tehlikeli hale gelmeye başladı. Bence artık sokakta yürüyemez. Emeklilik reformuna itirazlara rağmen kararından geri adım atmayan Macron protestoların hedefinde. Fransızlar gelecekle ilgili kaygılı. Çocuklarım için artık çaresiz hissediyorum. Ben gençken toplumun daha iyiye gideceğini düşünüyordum ve daha fazla avantajımız vardı. Ama işte gördüğünüz gibi durum hala aynı. Oylanma şekli hoşuma gitmedi. Protestocuların memnun olmadıkları konuları protesto etme hakkı var. Eğer insanların geçirmeye çalıştığın reformdan memnun olmadığını anlıyorsan o zaman geri adım atman lazım.